Demokrasi dünyanın en narin çiçeğidir. Onu yaşatan hoşgörüdür, uzlaşıdır, diyalogtur. Size bu gece ülkemizde yetişen demokrasinin doğuş ve emekleme öyküsünü anlatacağız. Coşkulu ancak güç bir dönemin örtüsünü açacağız. Başrolü oynayanlardan hiçbiri hayatta değil. Ancak kurup bize hediye ettikleri demokrasi hala yaşıyor. Şartlar tamam olunca milletler için ihtilal meşru bir haktır. İsmet Paşa 27 Mayıs'tan bir süre önce bu sözleri söylediğinde yer yerinden oynamıştı. En büyük tepki de DEP'den gelmişti. İktidar partisine göre ülkede bir askeri müdahaleyi haklı gösterecek hiçbir durum yoktu. Seçimlere bir yıl kalmıştı. Başbakan gittiği her yerde coşkuyla karşılanıyordu. Birkaç büyük ildeki öğrenci olayları dışında ülke huzur içindeydi. Ancak aynı manzaraya muhalefet partileri ve diğer muhalif çevrelerin gözlüğüyle bakıldığında durum çok farklıydı. Basın, üniversiteler, sendikalar, siyasal partiler baskı altındaydı. Özgürlükler giderek kısıtlanıyor, iktidar kimseye ters söz söyletmemeye çalışıyordu. Ekonomi gittikçe kötüleşiyor, günlük yaşamın getirdiği hoşnutsuzluklar buna ekleniyor, ana muhalefet partisi kapatılıp bir diktatörlüğe kayılıyordu sanki. Toplum bir patlamanın eşiğine gelmişti. İşte bütün bu ortamın içinde yaşayan subaylara göre İsmet Paşa'nın dediği gibi şartlar tamamdı. İhtilal artık meşru bir haktı. Ülke uçurumun eşiğinden kurtarılmalıydı. Bu arada kimsenin aklına demokratik rejimin derin bir yara alacağı gelmiyordu. Kimse demokrasinin kuralları uygulanarak krizden kurtulunabileceğini düşünmüyordu. Artık 12'ye 5 vardı. En zor gün mecliste başladı. DP grubu yine isyan halindeydi. 90 milletvekili son gelişmeleri tartışmak üzere bir önerge vermişlerdi. Tahkikat komisyonunun kaldırılmasını, erken seçime gidilmesini, ordudaki kaynamanın konuşulmasını istiyorlardı. Ama Menderes orduyu gruba yargılatmaya hiç niyetli değildi. Başbakan çıktı en son, yorgun, asabi o da. Çünkü gruba burada bugün konuşmayalım sakıncalı dediği halde grup ısrar ediyor konuşmakta. O bakımdan hem kızgın, hem yorgun, hem asabi bu haleti ruhiye içinde çıktı. Dedi ki parti lideriniz olarak teessüf ederim dedi. Bu başbakanın grubu son görüşü olacaktı. Parti yönetimi ve bakanlar kurulundan sonra başbakan grubuyla da dargın ayrılıyordu. Eskişehir'e hareket etmeden önce Menderes Çankaya'ya çıktı. Asıl sürpriz kendisini Çankaya'da bekliyordu. Bayar'ın yanında Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun vardı. Cumhurbaşkanı Menderes'e rejimi kurtarmak için bulduğu yeni formülü açıkladı. Meclis kararıyla sıkı yönetimin yetkileri artırılacaktı. Önerilen şey bir yarı askeri rejimdi. Sayın Bayar'ın Genelkurmay Başkanı rahmetli Rüştü Erdelhun'la da ayrı olarak görüştüğü ve bir kabine toplantısına kendisinin başkanlık edeceği, Rüştü Erdelhun'la olan bu görüşmesinde başbakanın da bulunduğu, en azından orduya daha geniş yetkiler ülke yönetiminde tanıyacak bir yasal düzenleme belki yapılmasını ihtiva eden böyle bir üçlü görüşme olduğu, ertesi günün bunun kabine toplantısında görüşüleceği, kendisinin hükümet toplantısına başkanlık etmek üzere başvekalete gitti. Fakat o toplantıya başvekil Adnan Menderes'in katılmadığı şeklinde belirli
yazılar da yazıldı ve çıktı. Köşk'teki bu görüşme başkentte türlü söylentilere yol açtı. Bayar'ın Erdelhun'a başbakanlık teklif ettiği dahi söylendi. En azından belli yetkilerin genelkurmaya devri söz konusuydu. Eskişehir'e gideceği öğrendince Erdelhun Paşa gidip görmüş başbakanı. Demiş ki sizin yokluğunuzda burada bulunmadığınız sırada 21 Mayıs'ta olduğu gibi harbiye yürüyüşü gibi ona benzer bir olay zuhur ederse bu işlerle kim meşgul olacaktır? Kim emir verecektir? Eğer Ethem Menderes'i bırakırsanız yanlış olur, hatalı olur. Demiş. Başbakan da siz meşgul olun, siz bakın bu işlere. Demiş. Sonra ayrıldıktan sonra güya Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur başbakana demiş ki bu iş siyasi bir iştir, politik bir iştir, kabineyi ilgilendirir. Yani böyle bir yetkiyi veremezsiniz Erdelhun Paşa'ya. Uyarmış başbakanı. Fakat Rütü Paşa bana anlattığı zaman dedi ki başbakan bana hiçbir şey söylemedi. Menderes Bayar'a bir düşüneyim demiş ve kendini havaalanına atmıştı. Uçağı Eskişehir için havalanırken Ankara'nın o kendisini kemiren kasvetinden kaçıyor, sadakatinden hiç kuşku duymadığı halkın kollarına koşuyordu. Oysa Eskişehir onun için son duraktı. Menderes'in uçağı Eskişehir askeri havaalanına indiğinde çark dönmeye başlamıştı. O güne dek hiçbir zaman bir askeri darbeye ihtimal vermeyen Menderes ilk kez orada. Havaalanı çıkışında uçurumun kenarında olduğunu fark etti. Biz üstün önünde otururken Menderes kafilesi otomobillerle geldi. Bir güzergahı takip ederken 40-50 kişilik bir subay topluluğu öne çıktı. O da kendisini selamlayacaklar zannetti. Ama subaylar bir komutayla geriye döndüler ve ellerinden bir harekette bulundular. Yani bir protesto hareketinde bulundular. Başbakan bu isyan karşısında şok olmuş, sarsılmıştı. Miting meydanında kürsüye çıktığında hala kendine gelememişti. O sarsılmasını tamamen bertaraf etmediği, orada yapmış olduğu bir konuşmadan da anlaşıldı. Çünkü bir hazırlanmış bir konuşması vardı. Genellikle konuşmasını hazırlar fakat onu önüne koyar, daha çok irticalen konuşurdu. Bu sefer o konuşmayı da çıkarmadan tamamen irticalen konuştu ve yumuşak bir konuşma. Çoğunu da duyamadık çünkü orada vilayetin önünde hazırlanan hoparlörlerin birisi şeyini kesmişti, kablosunu kesmişti. Bağırarak konuşmak mecburiyetinde kaldı. Menderes'in bağırarak duyurmaya çalıştığı şey aslında tahkikat komisyonunun görevini tamamladığı ve yakında seçimlere gidileceği haberiydi. Ne bunu duyurabilecek kadar sesi ne de gerçekleştirebilecek kadar ömrü kalmıştı. Menderes Eskişehir'de temel atarken Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun, Ankara'da Genelkurmay'ın sinema salonunda yüksek rütbeli komutanlarla bir değerlendirme toplantısı yapıyordu. Erdelhun, komutanlara bütün yetkilerin kendisinde olduğunu açıkladı. Silahlı kuvvetler hükümete karşı bir hareketin içinde değildi. Orada onu dinleyen komutanlardan bazılarının birkaç saat sonra hükümeti devireceklerini bilmiyordu. Erdelhun toplantıdan sonra ordunun iktidara bağlılık mesajını köşke götürürken İhtilal Komitesi'nin çekirdek kadrosu gece yarısı operasyonunun son rötuşlarını yapıyordu. Evvela öğleden sonra evvel saat 11'de sonra öğleden sonra saat 2'de toplanarak ayaküstü. Yani Sami Küçük'ün odasında ayaküstü toplanarak kesin kararımızı verdik ve ihtilal makinesi işlemeye başladı. Saat 2'den sonra her şey bitti. Yani 10 dakika ihtilal kararı verildi ve makine işlemeye başladı.
ihtilal çekirdek kadrosu saat 21'de harp okulunda toplanmak üzere ayrıldık. Herkes kendi kanallarını işletmeye başladı. İhtilal sabırsızlanıyordu. Karargah harp okulundaydı. İstanbul'da operasyonu binbaşı Ahmet Yıldız sıkı yönetim idare merkezinden yönetecekti. Cumhurbaşkanlığı köşkünde Osman Köksal Bayar'ı tutuklamak için işaret bekliyordu. Hava karardığında harbiyede bütün eller tetikteydi. Menderes o gece Eskişehir Şeker Fabrikası'nda başbakan olarak yiyeceği son akşam yemeğine oturdu. Başta her şey yolunda görünüyordu. Başbakan neşelendi orada. Bir subay geldi, ona bir gül ikram etti. Neşelendi. Hadi dağ başını duman almış maçlarını söyleyelim. Herkes marşı söylemeye başladı. Orkestraya işaret etti filan. Derken telefona çağırdılar. Telefona gitti. Arayan Refik Koraltan'dı. İstanbul'da üniversite profesörlerinin sessiz bir yürüyüş başlattıklarını haber veriyordu. Başbakan döndüğünde keyfi kaçmıştı. Adnan Bey heyecanlanıyor. Bakıyoruz yüzü kızarıyor. Gittikçe hazırlanıyor. Biraz da içiliyor tabii. Ve biz de biraz tedirgin oluyoruz. Hatta Bandu'ya Arjumet haber yolladı. Artık çalmasınlar diye. Ve nitekim çıktı Adnan Bey. O meşhur kara cübbeliler diye gayet sert bir nutuk söyledi. Ve ben ve Ercüment çok üzüldük. Ben kalktım, gittim yanına. Biraz sert oldu dedim. Evet öyle oldu değil mi dedi. Gazeteciler var beyefendi. Burada gazetelerine telefon etmeye gittiler dedim. Menderes üniversite hocalarına kara cübbeliler diye hitap ettiği o konuşmasına yayın yasağı koydurttu. Oysa zaten bu haberin hiç yayın şansı yoktu. Çünkü ertesi günkü gazeteler ihtilal haberleriyle çıkacaklardı. Ankara'da harekat başlamak üzereydi. Çekirdek kadro harbiyede toplandı. Dışarıya telefon bağlantıları kesildi, şehir planları yerlere serildi. Artık geri dönülmez bir noktaya gelinmişti. Dedim arkadaşlar, bunlar dokununca devrilirler. Ve devrilecekler, göreceksiniz. Artık işe başlamış bulunuyoruz. Biz başlayınca kadardır bunun zorluğu. Bundan sonra bir şey yok. Siz dedim şimdi bana söz verin. Ne Bern elçiliği, ne İçişleri Bakanlığı. Hiçbirimiz, hiçbir vazife görevimizin dışında kabul etmiyoruz. Bu işi, bu devlet için, bu ülke için, bu millet için yapıyoruz. Böyle yuvarlak, şimdi tam anımsayamıyorum. Yemin ettirdim, bu yeminin de çok da tesiri oldu. Pek canlandılar hepsi. 26 Mayıs gecesi harp okulunda ihtilal için işte böyle yemin edildi. İhtilalin gecesi başlıyordu. Menderes Eskişehir'de, Bayar Ankara'da uykuya çekilirken tanklar ağır ağır meydanlara doğru yürüyorlardı. 10 yıl önce 1 Mayıs gecesi sandıkla iktidarı alan Demokrat Parti 10 yıl sonra yine 1 Mayıs gecesi silahla devrilecekti. 26 Mayıs gecesi sadece bir iktidarın değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinin değiştiği bir gece oldu. İktidar derin bir uykudayken ihtilalin beyin kadrosu harp okulunda son hazırlıkları tamamlıyordu. 6 yıldır hazırlanan ihtilale artık birkaç saat kalmıştı. 6 yıllık hazırlığa rağmen aslında elde hiçbir ciddi plan yoktu. Plansız, programsız tam bir gece baskını düzenlenecekti. Ordunun yönetim kademesi iktidar yanlısıydı. Bu nedenle müdahalenin emir komuta zinciri içinde gerçekleşmesi olanaksızdı. Bu tabandan gelen bir harekat olacaktı. Harekatın temel direği ise harbiyeydi. Harbiye dışında tam güven duyulacak hiçbir kuvvet yoktu. Hatta merkez komutanlığı gibi birimlerin direnişe geçmesi bile mümkündü. 27 Mayıs günü işte böyle bilinmezler ve risklerle başlıyordu. Son sözü ihtilal karargahının komutanı Tuğ General Cemal Madanoğlu söyleyecekti. Ben içeri girdiğim zaman Cemal Madanoğlu Paşa sohbet etmiyor. Böyle dizlerinin üzerine iki dirseğini koymuş. Efendim? İki dirseği şeyin üzerinde. Şu iki baş parmak ve şehadet parmaklarının arasında başını böyle tutuyor. Yere bakıyor. Böyle oturuyor. Şunun yanında.
Ben kapının eşiğinde belirdim, baktım içeriye. Akşamlarınız hayır olsun dedim. Bütün odada bulunanlara. Onları selamladım başımda. Ve akşamlarınız hayır, hayırlı olsun. Öyle deyince Cemal Madanoğlu başını kaldırdı, beni gördü. Beni görünce bana dedi ki, plan yok dedi, hazırlık yok dedi. Hiçbir şey yok dedi. Bırakalım bu işi dedi. Gidelim dedi, Celal Bayar'dan randevu alalım dedi. Adnan Menderes'i görevden alsın dedi. Bu iş dedi, böylece daha iyi hallolur dedi. Hiçbir planımız, yani kağıda dökülmüş planımız yoktu. Her şey kafalardaydı. Kafadan yapıyorduk planlamaları. Ama kağıda dökülmüş yasaktı, yoktu. İlk defa o saat, yani gece 23.15'te herkesi yatırıp sükunete kavuşturduktan sonra yerlere, masaların üzerine Ankara planları, küçük Mikyas'taki planlar açıldı, Öçeli planlar. Ve onların üzerinden başladık birlikleri ayarlama ve görevleri bölüştürmeye. Az sonra yere serili planlarda kilit hedefler seçilmeye başlandı. İlk ele geçirilecek noktalar ve ilk tutuklanacak isimler belirlendi. Harbiye artık sabırsızlanıyordu. Bir an önce harekat emrini bekliyordu. Saat 11'e doğru emirler bitti. Herkes çekildi. Biz bize 5-6 kişi kaldık. Harp okulunun kaçta hareket edeceğini sordular bana. 3'te başlayacağız harekete. 3'e çeyrek kala dedim. Bu arada Sıtkı Paşa planlamanın sonunda peki dedi radyodan anons yapmak lazım. Bir şey hazırlamadınız, bir şey hazırlamadık dedi. Dedim ki onu ben hazırlarım. Onun için endişe etmeyin. Kalktım oradan. Eğitim ve harekat subayının odası var yan tarafta. Oraya geçtim. Orada oturdum. İlk yayınlanan 1 numaralı bildiriyi orada kaleme aldım. Bu arada yazanlar da arada bir yazdıklarını bana okuyorlar. Mesela benim aklımda kalan 3 defaydı ama ikisi aklımda. Birinde dediler ki Türk ordusu iktidarı ele almıştır. İdareyi ele almıştır diye. Ha tamam dediler, düzelttiler. En sonunda altına imza atılacak. Altına ne imza atalım? Tüm General Cemal Madanoğlu çok küçük gelir Türk ordusunun karşısında. Orgeneral Cemal Gürsel desek, Cemal Gürsel ortada yok. Herkes biliyor İzmir'e gittiğini, izinli olduğunu. Ben Silahlı Kuvvetler Birliği değil, Silahlı Kuvvetler değil. Türk Silahlı Kuvvetleri. Tamam dediler, Türk Silahlı Kuvvetleri. Böylece harekat Türk Silahlı Kuvvetlerine mal edildi. Parola inkılaptı. O saatte ihtilalcilerin kafasındaki en önemli soru hala acaba ne olacak? Direnen birlik olacak mı şeklindeydi. Ülkede ortam müsaitti ancak hiç bilinmezdi. Önce İstanbul'daki zırhlı birlikler harekete geçti. Ardından da saat tam 03'te Harp Okulu'ndan 4 ekip çıktı. İlk görev merkez komutanını teslim almaktı. Merkez komutanlığı ihtilale katılırsa büyük bir askeri güç elde edilecek. Aksi halde direniş yaygınlaşabilecekti. Komutan uyandırıldı, durum anlatıldı. Merkez komutanı direnme yerine hemen telefona sarıldı ve birliklerine ihtilale katılma emri verdi. En büyük güçlük aşılmıştı. Ancak ordu evindeki komutanları teslim almaya giden ekip direnmeyle karşılaşıp ateş açmak zorunda kalınca Ankara derin uykusundan uyanıverdi. Herkes yatağından fırlayıp telefona koştu. Lambaları anında yanan yerlerin başında Cumhurbaşkanlığı köşkü geliyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'na koşarak çıktım yukarıya. Giyiniyorlardı. Dedim efendim böyle böyle. Ateş sesleri geliyor. Ciddi bir şey olsa gerek. Tank seslerini de duyuyoruz. Tanklarla beraber gürültü oluyor.
Saat gece 3:10 geçe falan ki zifiri karanlık, her taraf şeyli vaziyette. Geliyorum dedi. Bayar endişe içinde giyinirken Ankara'da belli başlı askeri hedefler ve komutanlar ele geçirilmiş, silahlı kuvvetlerin desteği sağlanmıştı. Şimdi sıra sivil hedeflerde, özellikle de radyodaydı. Radyo ele geçmeden Türkiye'yi ayaklandırmak olanaksızdı. Saat 3:30'da Harbiye öğrencileri iki tabur halinde şehre doğru yürüyüşe geçtiler. İlk hedef radyo eviydi. Radyoyu ele geçirmekle görevli subay ise Kurmay Albay Alparslan Türkeş'ti. Radyo evine geldim, baktım ki radyo evinde hiç kimse yok. Kapıyı vurarak içeride bulunan bir hademeyi getirtmeye muvaffak oldum ve kapıyı açtı. Kendisine dedim ki görevliler nerede? Kimse yok dedi. Evlerini bilmiyor musunuz? İşte bazısını biliyorum dedi, bazısını bilemiyorum dedi. Peki müstahdemden başkaları nerede dedi? Onları bulalım. Bana dedim. Onları buldurduk. Bir iki kişi falan. Dedim ki hemen radyoyu çalıştıralım. Anons yapacağız falan. İşte orada girdik yayın odasına. Bildiri daha tamamlanmamıştı. Bildirinin bir kısmını da orada tamamladım. Orada yazdım. Efendim. Ve oradan evvela canlı yayına başladık. Burası Türkiye Radyo Yayın Postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamalarını rica ederiz. Kurmay Albay Alparslan Türkeş'in tok sesiyle tane tane okuduğu bu bildiri radyoda sık sık tekrarlanırken dışarıda silah sesleri yoğunlaşıyordu. Yenişehir ve Ulus bölgelerinde çatışmalar başlamıştı. Harp okulu öğrencisi Teğmen Ali İhsan Kalmaz bu arada vuruldu ve öldü. İhtilal bir anda kana bulanmış, Ankara birbirine girmişti. İhtilal başladı haberi başkenti kör karanlıkta yanardağ gibi kaynatmaya başlamıştı. Ankara'da silahlar konuşurken Başbakan Menderes Eskişehir'de uykudaydı. Yapılan planlamaya göre sabah erkenden Konya'ya gidilecekti. Ama kimse bu kadar erken kalkılacağını tahmin etmiyordu. Yattıktan birkaç saat sonra sabah 4'e doğru bir telefon geldi. Bizim başbakanlıkta özel kalemin nöbetçi memurları devamlı gece kalırlar orada. Nöbetçi memuru telefonda çok heyecanlı bir sesle bana... Beyefendi, burada silahlar patlıyor. Başbakanlığa girdiler. Ben şimdi Medeniberk Bey'in odasındayım. Buradan da kaçacağım. Siz de kaçın dedi. Bunun üzerine ben Maliye Bakanı ve Maliye Bakanı'nı uyandırdım. Hasan Polatkan'ı. Ondan başbakanın yanına gittik ve anlattım. Böyle böyle de. Başbakan uyuyordu tabii, uyandı, giyinmeye başladı ama son derece serin kanlıydı. Hiçbir panik alameti göstermedi. Benden Genelkurmay Başkanı, Sıkı Yönetim Komutanı, Ankara Valisi, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı falan bunları telefondan bana bağlayıverin dedi. Biz genellikle telefon için, o zaman otomatik telefon yok. Özel bir numara verirlerdi gittiğimiz yere. O özel numaraya telefon ederdik, anında bağlarlardı. Telefon ettim. Söyledim. Fakat bir türlü Ankara'dan cevap gelmiyor.
da telefonlara cevap veremeyecek haldeydi. Şehrin tüm kilit noktalarına harbiyeliler yerleşmişlerdi. Bu arada İhtilal Karargahı da harp okulundan yeni ele geçirilen sıkı yönetim binasına taşınıyordu. Çıktık yukarıya. Argoc'un sıkı yönetim komutanı olarak kapsanı kırdık. O sırada içeride bir telefon çalıyor. Telefonda ben dedi PTT memuru bilmem kim dedi. Ne oluyor dedi, orası burada dedi askerler dedi ortalığı alt üst ediyorlar dedi. Dedim bayım burası sıkı yönetim binası ama şu anda ihtilal karargahı. Hay ağzını öpeyim senin dedi. Telefonu kapattı. Başkentteki birlikler artık ihtilalin emrindeydi. Şimdi sıra Anadolu'daki ordu komutanlarındaydı. İhtilali Anadolu'ya onlar taşıyacaklardı. Önce ordu komutanlarını bulun bana dedim. İkinci ordu çıktı. İkinci orduda kumandan yok. İkinci ordu kumandanı kara kuvvetlerine, Gürzel'in yerine vekalete gelmiş. Oradaki generalle görüştüm. Durumu anlattım. Hiç kimse karşı çıkmıyor. Yalnız biraz temkinli cevaplar veriyorlar. Üçüncü ordu komutanı. Hazır dediler. Üçüncü ordu komutanından konuşuyorum. Çankaya'yı kaç tümenden sardınız diyor. Canım paşam dedim. Elimizde sıkı yönetim birlikleri var. Kaç tümen olacak Çankaya'ya? Bir tabur zor çıkardık Çankaya'ya. Peki peki filan. Bu sırada aklıma geldi. Ben tüm generalim. Bunlar or general. Dedim paşam, bizim başımızda dedim or general Gürsel var. Onu getirttireceğiz. Öyle deyince Gümüşpala'nın sesi daha canlı çıkmaya başladı. Saat tam 4'te sıkı yönetim karargahından Kurmay Yarbay Sezai Okan köşkün numarasını çevirdi ve karşısına çıkan yavere sert şekilde bir ultimatum okudu. Bayar'ın 45 dakika içinde teslim olması isteniyordu. Telefonda bir ses. Efendim burası ihtilal karargahında, karargahı. Biz ihtilalcileriz. Sayın Cumhurbaşkanı hemen teslim olsun. Yoksa köşkü berhava ederiz. Kimsiniz, nesiniz, kim başınıza kim var dedim. Şey yapar, biz ihtilal karargahıyız, bu kadar. Dedi ve telefonu kapattı. Bu telefon görüşmesi yapıldığı sırada artık Ankara'da tüm mevziler düşmüş, geriye bir tek Cumhurbaşkanlığı köşkü kalmıştı. İhtilalcileri en çok kaygılandıran hedef de burasıydı. Bayar'ın muhafız alayı ile bir direnişe kalkışmasından ve Çankaya'da kan dökülmesinden korkuyorlardı. Bu tüm rejimin kaderini değiştirebilirdi. Tanklar Çankaya'yı sarmış, namlular köşke çevrilmişti. Bayar pencereden camlar arasından görünen tanklara doğru baktı. Sonra muhafız alayı komutanı Osman Köksal'ı yanına çağırarak "Kumandan bey" dedi. "Bu tanklar acaba niçin gelmişler? Kudretleri nedir? Bizde bu tanklardan var mı?" Köksal ihtilal örgütünün köşkteki adamıydı. Bayar'ı korumakla değil teslim almakla görevliydi. Dışarıdaki tankların ateş gücünün çok yüksek olduğunu söyledi. "Bizde bunlardan yok" dedi. Oysa dışarıdaki 4 tanka karşı köşkte tank bölüğünde tam 21 tank vardı. Az sonra Bayar Köksal'la birlikte köşkün balkonuna çıktı, direnme olanakları arıyordu. Tankların niyetini anlamak için köşk kapısına bir üsteğmen gönderildi. Üsteğmen az sonra geldi ve şunu söyledi. Tankların başındaki yüzbaşı Osman Köksal'ın emrine girdiklerini söylüyor. Bayar balkonda yanı başında duran adamın ihtilalcilerden biri olduğunu ancak o anda anladı. Hızla içeri girdi ve yukarı odasına çıktı. Zihninde direniş kararı almıştı. Yazı masasının çekmecesinden tabancasını aldı, sol cebine koydu. Gerekirse 4 kurşunu karşısındakilere, son kurşunu da kendi beynine sıkacaktı. O sırada telaşla köşke gelmiş olan başbakanın eşi ve oğluyla karşılaştı. Hünceli ve belki telaşlı da diye ifade edebileceğim. Ama bunun yanında soğukkanlı ve emin bir hava içerisinde önümüzden geçerken ve başıyla bizleri orada oturanları selamlarken annemin ayağa kalkarak kendisine "Beyefendi
Adnan'la görüşebildiniz mi? Bir temasınız oldu mu? Sorusunu rahmetli Bayar'a yönelttiğini hatırlıyorum aynen bu kelimelerle. Kendisinin de biraz duraklayıp anneme doğru yönünü çevirerek artık çok geç hanımefendi dediğini ben hatırlıyorum. Gerçekten de artık çok geçti. Aylardır tüm uyarılara rağmen önlem almamakta direnen Menderes, şimdi Eskişehir'de başkentten haber almaya çalışıyordu. O sırada ikram edilen bir kahve durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Yurt içi savunma komutanlığında savunma komutanı kahve ikram etti. Ve gelen kahveyi başbakana vermeden kendi içtirmeli. Çünkü orada anlaşıldı ki artık yani bir ihtilal atmosferi var. Kimin kime ne yapacağı belli değil. Eskişehir'de bir suikast endişesiyle Menderes'e gelen kahvenin zehirli olup olmadığı bu şekilde kontrol edilirken Bahçeli Evler'de Ankara'daki Ayten Sokak anormal bir hareketlilik yaşıyordu. Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile İsmet Paşa'nın evleri Harbiyeli öğrenciler tarafından kuşatılmıştı. O gece yatarken İhtilal kapımızda diyen İsmet Paşa, sabah ihtilali gerçekten de kapısında bulmuştu. Biraz sonra kayınvalidem telefon etti. Dedi ki Turan Fezlioğlu telefon etti, o duyurabilmiş sesini. Paşa'yı uyandırayım mı diye o da sormuş. Turan Fezlioğlu demiş ki bugün uyandırmayacağız da ne zaman uyandıracağız hanımefendi. Onun üzerine siz gelin de öyle uyandıralım dedi. Ben geçtim karşıya. Paşa'yı uyandırdık. Dedim ki paşam ihtilal olmuş. Demek oldu dedi. Tabii herkes olayı böyle doğal karşılamadı. Yoğun bir telefon trafiğiyle birbirlerinden haber almaya çalışan DP'liler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kapılarının önünde Harbiyelileri buldular. Tutuklamalar başlıyordu. Bir kum arabası gelmişti kum çekmek için. Kamyonet. Arkası açık bir kamyonet. Oraya aldılar bizi. Namık Gedi'ye rahmetli şoför yanına oturttular. Beni arkaya açık yerde. Arkam şoför mahalline dayalı olarak giderken üç tane harbiye talebesi var. Üçgen şeklinde beni böyle muhasara altına almışlar. Üçünden de tabanca. Walter tabanca, ordu tipi. Horozları kalktık tabancaların hepsini. Birisi bana geliyor, ikide bir alnıma dayıyor tabancayı. Ah namussuz diyor. Emir alsam da şu kaşının arasına şunu sıksam diyor. Horoz kalkırken sarsıntıdan yolu düşebilir. Beni Eski Harbiye Mektebi denilen yedek subaylığımı yaptığım yere getirdiler. Ve arka kapıdan büyük bir şey vardır orada. Selamlık girişi vardır. Merdiven çok geniştir. Subaylar, genç subaylar iki tarafını doldurmuşlar. Adımın duyulduğunu, işte bu baş hayvan da geldi. Alçaklar, namussuzlar, hırsızlar, deyyüzler, vatan hainleri, beyinleri öyle yıkanmış ki hayatta bir kere karşı karşıya gelmediğim, elini sıkmadığım insanların korkunç bir husumetine hedef oldum. Kalbim çarpıyor. Ne zaman bu insanlar bu kadar bizim aleyhimize kötü hislerle dolduruldu? Aslında harekat planlamasında ilk yapılan listeye göre sadece hükümet, tahkikat komisyonu üyeleri ve birkaç sivri milletvekiliyle asker tutuklanacaktı. Ancak zamanla 73 kişilik bu liste kabardıkça kabardı. Şehirde adeta bir demokrat avı başladı. Harbiye'ye getirilenlerin sayısı 200'e yaklaşırken iş giderek kontrolden çıkıyordu. Silah sesini duyan sokağa fırlıyor. Atlıyor bir taksiye geliyor. Herkes toplanmış. Ve herkes de bir iş yapmak istiyor. Şurada da bir demokrat mebus var diyorlar. O demokrat mebusu da alıyor. Burada da bir tane var diyorlar. Burada da var diyorlar. Mütemadiyen bir ben otururken önüme başladı tutuklama emirleri gelmeye. Bu emirleri kim veriyor? Nasıl veriyor? Anlamadım. Ben imza etmek için emirleri okuyorum, bakıyorum. Milli Emniyet Başkanı diyorlar. Peki diyorum, tutuklansın. İşte polis, emniyet müdürü tutuklansın.
Arada bir takım generaller var. Generalleri siliyorum. Böyle bir karma karışık durum. Bir odada 20-25 general. Ben bunlar gezmeye gelmişler, duruma bakmaya falan gibi. Ya ne arıyorsunuz şimdi dedim. Bu telaşenin içerisindesiniz falan. Biz tutukluyuz dedi. Nasıl tutukluyuz? O generalleri de artık tutuklanacak kimse kalmayınca bizimkiler, harbiyeliler, generalleri de tutuklamaya başlamışlar. Gün doğarken harbiye Demokrat Partilerle doldurulmuş fakat henüz çankaya düşmemişti. Korkulan başa gelmiş bayar direnişe geçmişti. Şimdi ihtilalin birlikleri Çankaya'ya bu son direniş noktasını kırmaya gidiyorlardı. Bölgeye 5 tankla takviyeli bir bölük daha gönderildi. 2 uçak savar topu çevrede mevzilendirildi ve köşk binlerce askerle çepeçevre sarıldı. İhtilalciler 45 dakikalık mühletin bitmesini beklemeye koyuldular. Tabii bütün benim bu hadiseler içerisinde korkum şuydu. Sayın Cumhurbaşkanı fevkalade onurlu ve karakteri bütün bir kimseydi. Cebinde de her zaman taşıdığı tabancası vardı. Bu olayın vahameti karşısında çeker intihar eder diye ödüm patlıyordu. Dedim ki Munis Bey aman sen dedim biraz bak göz kulak ol ver bari. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tabancası var. Ne yapabilirim ben Tayyar Bey dedi. Sonunda dışarıda sabırlar tükendi. Artık muhafız alayı birlikleri de ihtilalcilere katılmışlardı. Tüm general Burhanettin Uluç başta olmak üzere bir grup ihtilalci subay bayarı teslim almak üzere köşke doğru yürümeye başladılar. O sırada kapıdan nöbetçi polis memuru telefon etti. Efendim dedi, burada cip içinde 3-5 tane şey geldi, subay geldi. Yanlarında başlarında da bir general var. Onlarla beraber köşke girdiler, o tarafa doğru geliyorlar dedi. E kimmiş bunlar oğlum, niye yasak dedi? Yasak dedik efendim, gittiler ve elimizdeki tabancalarımızı da teslim aldılar. Ben köşkün merdivenine, pembe köşkün merdivenlerine çıktım, baktım 8-10 kişi geliyorlar. Başlarında da bir general, dedim paşam ne oluyor? Kim dedim bunlar, nasıl oldu burası dedim, padişahlık değil. Saray değil dedim, şey yapacak, seçimle gelmiş bir kimse içeride. Silahlı kuvvetlerin orduya el koydu, dinlemedi mi televizyon deyip radyodan beni iterek içeriye doğru girdiler. Subaylar köşke girdiklerinde bayar bilardo masasının yanında ayakta duruyordu. Sol eli ceketinin cebinde tabancasını tutuyordu. Silahın namlusu karşıya dönüktü. Milli mücadelenin galip hocası 40 yıl sonra bir kez daha silahına sarılmıştı. General Bürhanettin Uluç odaya girince bayara millet ve ordu sizi istemiyor. Buna bizi siz mecbur ettiniz dedi. İşte o an bayar için karar alındı. Onlara gayet sert. Ben dedi milli iradeyle geldim, seçilerek geldim. Ancak milli iradenin sözüyle buradan gidebilirim. Hiçbir şekilde şey yapmam, gidemem. Beni bir yere götüremezsiniz. Efendim harbiyede seni misafir edeceğiz, şöyle yapacağız. Hayır dedi. Siz dedi bu işi yapamazsınız, gidemezsiniz. O sırada çekti tabancasını. Şakağına dayadığı sırada üzerine atıldılar. Tabanca şey yapmadan, şey yaparak o da yürüyerek aşağı indirdiler. Bayar son anda karşısındakilere kurşun sıkmaktan vazgeçmiş, silahı kendine yöneltmişti. Toplu tabancasının kurşunu namluda oynamış fakat patlamadan elinden alınmıştı. Bayar'ın kırmızı station bir arabayla harbiyeye götürülmesiyle artık Ankara tamamen düşmüş oluyordu. Şimdi geriye bir tek canlı hedef kalmıştı. Adnan Menderes. İhtilali haber alan başbakan Eskişehir'den ayrılmaya karar vermişti. Bir an evvel oradan uzaklaşmak ve sığınabileceği daha emin bir yere gitmek istiyordu. Biraz sonra dışarıda bir pick-up jeep, bir de jeep kamyonet hazırlandı. Jeep kamyonete bir manga asker süngülü. Jeep pick-up'a da bir iki subay bindiler. Yani bir subay için ayrılmış. Önde de başbakanın arabası, özel kalem arabası var. Başbakan dedi ki ben dedi jeep pick-up'a bineyim dedi. Kimse pek yanına binmek istemedi orada. Ben genellikle yanına binmek için böyle yetişenler falan olurdu.
O hali görünce ben gittim yanına binmek için. Bana dedi ki siz kalın burada dedi Ercüment Bey. Albay gelsin benimle dedi kurmay başkanı. Albay da ister istemez o bindi. Biz de başbakanın arabasına bindik. Ve hareket ettik. Kütahya'ya doğru. O zaman arabanın radyosundan Ankara'daki anonsların başladığını ilk defa ben orada duydum. Türkeş'in sesi Eskişehir'e ulaştığında jet üssü garnizonunda herkes ayaklandı. Albay Muhsin Batur saatlerdir sabırsızlıkla bu sesi bekliyordu. Geleceğin bu ünlü generali o günlerde Eskişehir ana jet üssünde görevliydi. 26 Mayıs akşamı bir yarbay gelip kendisine ihtilal hazırlığını bildirmiş ve Eskişehir'de gerekli önlemleri almasını istemişti. Gerekli önlem denilen şey Başbakan Menderes'in teslim alınmasıydı. Batur radyoda dikkat anonsunu duyar duymaz fırladı. Yola çıkmışlar ama ne tarafa çıktıklarını bilmiyoruz tabii. Onun üzerine muhtelif istikametlere yani Kütahya, İstanbul, Ankara istikametlerine uçaklar kaldırdık. Uçaklar biraz sonra Kütahya'ya girerken konvoyu gördüler, haber verdiler. Orada bizim hava eğer eğitim tugayımız vardı Kütahya'da. Onun komutanına telefon edildi. Menderes'in Kütahya'da alıkonulması istendi. Bir müddet gittikten sonra jetler belirdi tepede ve jetler dalış yapmaya başladılar. Eğer tabii atış emri almış olsalardı, başbakan arabasında değildi, pikaptaydı. İlk roket bizim üstümüze gelecekti. Bir müddet dolaştılar, sonra döndüler. Döndükten sonra Kütahya'ya girdik. Kütahya girişinde vali vekili, jandarma komutanı ve oradaki zannediyorum eğitim alayı varmış onun komutanı. Bir iki subay karşıladılar. Gayet bir şekilde, saygılı bir şekilde vilayete gidildi. Vilayette anlaşıldı ki tevkif edilmesi için emir gelmiş. Albayın cebinde emir var. Öyle anlaşılıyor. Bir de yanında üsteğmen var. O üsteğmen de hadi bir an evvel yap şu işi falan diyor herhalde. Gidip gelip konuşuyor onunla. Yalnız albayın durumu tabii son derece güçtü anlaşılabilir bir şekilde. Ankara'da bir şey olmuş, bir emir gelmiş ama ne olmuş, ne kadar olmuş, başaracak mı, başarmayacak mı? Karşısında 10 senelik bir başbakan var. O başbakanı hapsetse, başarılmasa fena halde yani hayatını kaybedebilir. Buna mukabil elinden kaçırsa, başarsa yine aynı durum. Aslında o albayın görevi sadece başbakanı oyalamaktı. Menderes'i asıl tutuklayacak asker o sırada bir C-47 uçağıyla Kütahya'ya doğru gelen kurmay albay Muhsin Batur'du. Bu arada Menderes Kütahya'dan birkaç yere telefon ederek haber almaya çalıştı ama nafile. Ankara ve İstanbul duvar gibi sessizdi. Albay sağlam almak için herhalde yine gayet nazik bir şekilde... Sayın Başbakanım işte bizim oraya gidelim, orada da telefonlar var, orada devam edelim filan dedi. Başbakan da anladı. Ve tekrar arabalara binildi. Eğitim alayına doğru yola çıkıldı. Eğitim alayının Nizamiye kapısından girerken ki sabahın aşağı yukarı 6.30-7'sine doğruydu. Bulunduğumuz yerden baktık. Binanın etrafı süngülü askerlerle kuşatıldı ki artık kaçma durumu olmasın diye. Herhalde başbakan da gördü onu. Biraz sonra bir uçak indi. Muhsin Batur çıktı uçaktan. Bu garnizon komutanı beni karşıladı. Nerede başbakan dedim. Benim odamda dedi. Yukarı çıktım. Yanımda da öbür subaylar vardı. Kendisine selam verdim. Silahlı kuvvetler Türkiye'nin yönetimine el koydu. Benim görevim sizi Eskişehir'e götürmek dedim. Benim suçum ne dedi? Yani beni tutuklamak mı istiyorsunuz dedi. Hayır dedim.
emniyet altında Eskişehir'e götüreceğim dedim. Peki suçum ne dedim? O zamanki tabirle Arapça biraz. Ben size suç izafe edecek durumda değilim. Benim görevim bu kadar dedim. Menderes yani yorgun ve sararmış vaziyetteydi. Polat'tan çok yani korku eserleri gösteriyordu. Mütemadiyen telefonla bir yerleri aramak istiyordu. Ona mani olduk tabii. Bizden izin istediler. Yani çıkın da biz aramızda konuşalım gibi. Tabii odayı terk etmedik. Etmeyince de vazgeçtiler. Uçağa bineceğiniz için de üzerinizde silah araması yapmak lazım dedim. O yapıldı. Buyurun giderim dedim. Uçağa bindik. Uçağa binerken de makineli tabancalı genç teğmenler vardı. Hatta birisi böyle makineli tabancayla başbakan girerken şey... Muhsin Batur münasip şekilde indir tabancanı dedi. Ve uçağa girildi. Muhsin Batur uçağın ancak bunu bu uçağı bulabildik. O paraşütçülerin kullandığı uçaktı. Biraz şey yani konforsuz bir uçak, özür dileriz dedi. Ve hareket ettik. Ankara'ya giderken çok üzgün, yorgun ve bitik haldeydi Menderes. Devamlı sigara içiyordu. Sigarası bitti. Sonra biz kendisine devamlı sigara ikram ettik. Hasan Polatkan o çok berbat bir haldeydi. Yani şoktan daha ileri bir durumdaydı. Menderes o kadar değildi. Menderes uçak yolculuğu sırasında herhangi bir panik emaresi göstermedi. Yine her zamanki gibi yanındakilere filan herkese çok nazik davranıyordu. Yani bir korku alameti, bir hiddet alameti göstermedi. Ama bu işin olduğu artık geri dönülmez nokta olduğu kanaatine vardığını zannediyorum. Çünkü bir nevi bir teslimiyet içindeydi. Uçakta zannederim ya Tahsin Yazıcı ya Zihni Üzer General bana dedi ki albayım başınızda kim var sizin dedi. Bilmiyorum ben dedim. Yani, bilmiyorum dedim. Ama tam Ankara'ya inerken iki uçak telsizden konuştular. İzmir'den Cemal Gürsel Paşa'nın da BC-47 ile Ankara'ya gelmek üzere olduğu bildirildi. O zaman anladık ki işin başına Cemal Gürsel Paşa getirilmiş. Yani. Talihin garip cilvesi devrilen bir rejimin lideriyle devirenlerin liderini aynı anda havada karşılaştırmıştı. Cemal Gürsel 3 hafta önce emekliliğini bekleyen bir orgeneral olarak gittiği İzmir'den şimdi bir ihtilal lideri olarak dönüyordu. Menderes için ise durum tam tersiydi. Eskişehir'e giderken bir başbakandı. Şimdi Ankara Güvercinlik Havaalanı'na bir tutuklu olarak iniyordu. Az sonra Orgeneral Cemal Gürsel imzalı bir tebliğ radyoda okundu ve Başbakan Adnan Menderes ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın Kütahya'da yakalandıkları duyuruldu. Artık iktidar tam kadro harp okulundaydı. Celal Bayar yıllar sonra yazdığı anılarında o gün harp okulunda başbakanıyla son konuşmasını şöyle anlatacaktı. Lavaboya gidiyorduk. Yanımda muhafızlar vardı. Adnan Bey benden önce gelmiş ellerini yıkıyordu. Ansızın karşılaştık. Yüzü birkaç gün içinde incelmiş, gözleri kederle gölgelenmişti. Olan olmuştur Adnan Bey dedim. Metin olunuz. Yüzünde mahzun bir gülümseme belirdi. Ellerini iki yana açarak zaten başka çare var mı dedi. Daha fazla konuşamadık. Askerler sözümüzü kestiler. 10 yıllık bir iktidar 4 saat içinde devrilivermişti. İktidarın doruğundaki iki ismin baş başa son görüşmeleri de bu kadarla kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokağa çıkma yasağına rağmen halk sokakları doldurdu. Bir yanda insanlar sevinç içindeydi, öte yanda ise DP'li avı yaşanıyordu. Aslında demokrasi kapanması uzun yıllar sürecek bir yara almıştı. O sırada bunun ne getirip ne götüreceği pek hesap edilmiyordu. Her şey güllük gülistanlık olacak sanılıyordu. Türk siyasi tarihinde ilk gerçek demokrasi denemesinde ilk kez asker seçimle gelmiş bir iktidara el koymuş, tümüyle bir kadroyu tasfiye etmişti. Bu iyi de acaba devrilenin yerine ne konacaktı? İşte darbeyi yapan subayların 26 Mayıs gününe kadar hiç düşünmedikleri bu soru 27 Mayıs günü öğle vakti karşılarına çıktı. Şimdi ne olacaktı?